Güzellik ve Birece'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için bir tane gün batımı makyajı hazırladım. Gün batımı renklerini kullandığım bir göz makyajı hazırladım. Hem sadece günlük kullanıma uygun bir şey olsun istedim, hem de böyle bir değişiklik getirsin istedim normal makyaj rutininize. Ya da atıyorum belki bir yaz gece makyajı olarak da kullanabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz hiçbir yere ayrılmayın, hemen makyaja geçelim. Normal'ın Invisible Pores yüz bazını uygulayarak başlıyorum. Parmağım yardımıyla tüm yüzüme eşit olarak uygulayacağım. Ciltte çok kolay karbolan bir yapısı var. Sonra Rimmel'ın Wake Me Up fondötenini Beauty Blender yardımıyla tüm yüzüme uyguluyorum. Sonra Rimmel'ın Wake Me Up kapatıcısını göz altlarıma uygulayacağım. Sonra tüm yüzüme Maybelline Affiniton pudra uyguluyorum. Kontür yapmak için Farmasi'nin bu makyaj paletindeki şu açık renkli bronzer'ı kullanacağım. Ağlamı ve aydınlatıcımı göz makyajımı yaptıktan sonra uygulayacağım. Bu sayede göz makyajıma uygun olan rengi daha rahat tutturabileceğimi düşünüyorum. The Balm and Put Elite On It far bazını tüm gözüme uyguluyorum. Sonra far bazını sabitlemek için Meet Matte far paletindeki Matte Smith rengini tüm göz kapağıma uygulayacağım. Flormar'ın Passion of Lotus far paletindeki şu sarı rengi göz kapağımın iç bölgesine uygulayarak başlayacağım. Bunun için Dirtworks'ın bu far fırçasını kullanıyorum. Bu farların pigmentasyonu biraz düşük. O yüzden mutlaka nemli bir fırçayla uygulamaya çalışın eğer belirgin bir sonuç almak istiyorsanız. Sonra şu açık bronz rengini alacağım. Onu da göz kapağımın ortasına uygulayacağım. Sonra The Balm'ın Shady Lady far paletindeki şu bronz rengi alacağım. Bunu da nemli bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Gözümün dış bölgesine uyguluyorum. Şimdi farların kurumasını bekleyeceğim. Sonra hepsini güzelce birbirine karıştıracağım. Sonra gözlerimin ortasındaki rengi birazcık daha belirgin hale getirmek için üzerinden tekrar uyguladığım şu turuncumsu bronz tonuyla geçeceğim. Gözlerimin alt hizasına Max Factor'ın Excess Intensity göz kalemini uygulayacağım. Bu bir numara. Sonra bu göz kalemini ince uçlu bir fırça yardımıyla dağıtacağım. Sıra geldi eyeliner'a. Eyeliner olarak Gauche'un Intense Eyeliner Pen'inin 03 Brown'unu kullanacağım. Makyajı çok fazla domine etmemek için incecik ve kuyruksuz bir eyeliner çekeceğim. Daha sonra kahverengi bir maskara ile göz makyajımı tamamlayacağım. Bunun için Flormar'ın 2 Volume maskarasını kullanacağım.
paletindeki şu Disco Disco aydınlatıcıyı kaş kemiğimin altına uygulayacağım. Anlık olarak Farmasi'nin Tender Blush On Aldan'ı kullanacağım. Çok tatlı yumuşak bir şeftali rengi ama renk yoğunluğu biraz fazla. O yüzden dikkatli uygulamak lazım. Şöyle çok hafif uyguladım. Sonra For Your Beauty'nin bu yelpaze fırçasıyla yine Balmuje bir far paletindeki Disco Disco aydınlatıcıyı alarak yanaklarımı uyguluyorum. Sonra Rimmel'ın Brow This Way kaş maskarasıyla kaşlarımı sabitliyorum. Kaş kalemi kullanmayacağım çünkü kaşlarım böyle sade kalmasını istiyorum. Ruj olarak Flormon'un Super Matte Lipstick serisinden 202 numara krem kaşmir kullanacağım. Bu ruju Temmuz favorileri videomda ve bir örgü 4 model videomda da kullanmıştım. Orada da çok soru almıştım. Aynı ruj arkadaşlar. Dediğim gibi Super Matte Lipstick serisinden Flormon'un 202 numara. Şu an her ne kadar rengi çok güzel olsa da bunu biraz öldürmek istiyorum. Çünkü çok şeftali geldi şu an yüzüme göre. O yüzden üzerinden bir kat pudra ile geçeceğim. Birazcık solduracağım rengi. Pudrayı parmağım yardımıyla uyguluyorum. Evet, makyajımın bitmiş hali böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yaz aylarından böyle biraz renk getirsin istedim bu gün batımı makyajı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımı, Instagram hesabımı, web sitemi ve bir şey daha vardı. Facebook sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.